Alo, Çakır Bey merhaba. Merhaba Gülden. Geldin abi merhaba. Heh, Çakır Bey deyince kız ben de şaşırdım Çakır Bey. Pardon özür dilerim. Olsun olsun Çakır abi dersin. Ne olacak kızım bir şey yok bunda. Şimdi ben Gülden Kalay'la mı görüşüyorum? Evet öyle. Şimdi Gülden. Benim elimde bir mektup var. Ahmet ben gidiyorum seninle yapamıyorum. Çok uzaklara gidiyorum. Sakın beni arama. Evet. Ararsan küserim, evet. Sepet sepet yumurta gözlerinden öperim diye bir mektup var. Sen mi yazdın bunu? Ben sepet sepet yumurta diye bir şey yazmadım. Asla öyle bir şey yazmadım ama ben gidiyorum, beni arama dedim sadece. Ya Gülden, kızım. Efendim? Hiç mi üşenmedin? Yani 4 günlük evlilik için mi nikah yapıldı, o kadar şey oldu, ne oldu? Ne oldu biliyor musun hocam? Şimdi aman bak bir dakika, bir dakika. Ben evliydim, Gülden. Çok mutluydum, çok seviyordum Gülden. Kızım, efendim? Çok özel hayatınızla ilgili bir şeyse söyleme sakın ekrandan. Yok, yani benim için artık hiçbir şey kalmadı yani, özelde hiçbir şey kalmadı benim için. Ha, cuma gün akşam oturduk, dedin ki, Mikail'in evet, kırtasiye... Ben sen bir an önce evden git, dinler misin? Ben bir an önce kurtulum gideyim diye, dinleyecek misin? Gönderdim ben seni. Onu soruyorum. Bir şey diyeceğim bak, onu soracağım bir izin ver bak. Hiç Mikail'i falan karışmadan. Şundan dolayı söylüyorum. Bak savcılık izliyor yayını. Bir beni dinle abi. Sana yardımcı olmak istiyorum. Bak bir cümle ya. Ne yaptım, neyim eksik, niye gittin diye sen mi sorar mısın? Ferciye cevabı kayda alacağım çünkü. Çok önemli. Gülden Hanım. Hı. Ben efendim? Ben kırtasiye ihtiyaçlarını almak için evden çıktığımda ne değişti de niçin gittin? Çünkü o seni manava göndermiş. Sen kırtasiye ihtiyacına gitmişsin abi. Hayır efendim ne manava? Alakası ne? Ben aldığım kırtasiyenin faturası elimde duruyor daha. Ya Gülden şu adamcağızı niye kendi bu kadar üzdün yıktın be kızım? Kendi kızım ya. Gülden sert demirin.